Nisan ayının başlarında ülke genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı sebebiyle zorunlu kış lastiği uygulaması sona ermişti. Fakat kar yağışı sebebiyle sürücüler araçlarına yaz lastiğini taktırmakta gecikmeler yaşandı. Havaların ısınması ile birlikte oto lastikçilerinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Düzce'de vatandaşlar araçlarına yaz lastiği taktırmak için oto lastikçilerine akın etti. Yasa gereği zorunlu hale getirilen kış lastiği dönemi sona ererken Düzce Sanayi Sitesi'nde lastikçilerin yoğun mesaisi başladı. Vatandaşların yaz lastiklerini taktırmak için oto lastikçilerine akın etmesi sanayi esnafının yüzünü güldürdü. Türkiye genelinde 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği uygulamasının 1 Nisan itibariyle bittiğini, fakat Nisan başında kar yağışı sebebiyle yoğunluğun yeni yeni başladığını vurgulayan oto lastik ustası Ümit Sel şöyle konuştu. Araçlarda en az motor şanzıman kadar ki daha önemli olduğunu düşünüyorum. Önemli bir şey var, lastikler. Lastiklerimiz malum kışın kışlık yazın yazlık kullanmak durumundayız. Neden derseniz bizim en çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi bu. Vatandaşa bazen geliyor diyor ki ya işte kış lastiğim var. Yaz lastiği almak istemiyorum. Yaza bunlarla girsem, yazın bunları kullansam sorun olur mu? Olur diyoruz. Direkt olur. Olmaz. Kabul olmaz. Kış lastiğiyle yazı geçiremezsiniz. Çok riskli, çok tehlikeli. Neden derseniz kış lastikleri yapısı gereği, hamuru ham maddesi gereği çok farklı özelliklere sahip. Yaz lastiğinin yaptığı görevi yazın yapamıyor. Kışın evet kış lastiği kullanacağız ama yazın girerken yaza girerken yaz lastiği kullanmak durumundayız. Kullanmazsak ne olur? Ne gibi aksilikler oluşabilir? Birincisi çok fazla ses yapacak aracınız. Uğultu, gürültü yapacak. İkincisi vibrasyon çok fazla olacak. Balans titremesi yapabilecek çünkü titreşimli daha fazladır. Kış lastiğinin yaz lastiğine göre titreşim olayı daha fazladır. Üçüncüsü fren mesafesi uzayacak. Yani yapılan testlerde, daha önce yapılan testlerde fren mesafesinin yaz lastiğine göre kış lastiğinde 2 metre, 3 metre daha fazla uzadığı görülüyor ki 3 metre çok önemli bir mesafe fren için. Hayat kurtarır diyelim. O yüzden dediğim gibi tavsiyemiz kesinlikle yaz lastiğine geçiş yapılmasıyla alakalı. Geliyor. Yoğunluk var. Bu sene biraz geç başlayabildik sezona. Malum Nisan'ın başında kar yağdı. Biraz gecikme yaşandı o yüzden dolayı. Biraz şu an yoğun.